Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimiz Türkçe, günlerden ise ses bilgisi olsun. Bugün bu videoyu izledikten sonra lütfen ses olaylarıyla ilgili tekrarlarımızı yapalım ve sonrasında kaynaklarımızda yer alan testlerimizi, etkinliklerimizi tamamlayalım ki konumuz pekişsin. Anlaştık mı? Tamam, o zaman hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, ses olaylarını iki başlık altında inceliyoruz. A. Ünlülerle ilgili ses olaylarımız. B. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarımız. Ünlülerle ilgili ses olaylarında neleri göreceğiz bugün? Birinci, büyük ünlü uyumu ya da biz buna diğer ismiyle kalınlık incelik uyumu da diyebiliriz. İkinci olarak ünlü düşmesinden bahsedeceğiz. Hece düşmesi diğer ismiyle. Üçüncü olarak ünlü daralmasından bahsedeceğiz. Ve yine son olarak da ünlü türemesinden bahsedeceğiz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, her defasında ünlü kelimesini kullanıyoruz. Ünlü, 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 ünlü. Demek ki bizim öncelikli olarak ne yapmamız gerek? Ünlülerin özelliklerini kavramamız gerek. Ünlülerle ilgili ne gibi özelliklerimiz var? Bakın, burada bir tablo oluşturduk arkadaşlar. Öncelikle ünlülerimiz kendi arasında 3 gruba ayrılıyor. Birincisi, kalınlık incelik bakımından ünlülerimiz, düzlük yuvarlaklık bakımından ünlülerimiz, genişlik ve darlık bakımından ünlülerimiz. Kalın ünlülerimiz ve ince ünlülerimizi söylersek arkadaşlar, hiçbir şekilde ezber yapmamıza gerek yok. A, I, O, U gibi kalın çıkan sesler bizim kalın ünlülerimiz. E, I, Ö, Ü gibi ince çıkan seslerimiz de bizim ince ünlülerimiz diyebiliriz. Öğretmenim, ben yine de karıştırıyorum diyorsanız şöyle bir ipucu da verebilirim size arkadaşlar. Kalın ünlüler A ile başlamak üzere I, O, U gibi noktasız olan ünlülerimizdir. İnce ünlülerimiz E ile başlamak üzere İ, Ö, Ü gibi noktalı olan ünlülerimizdir. Şimdi bir diğer özelliğimize geçelim. Ünlülerimizi biraz önce söylemiş olduğumuz gibi düzlük ve yuvarlaklık bakımından sınıflandırmıştık. Burada yine ezbere gerek yok. Neden? Çünkü eğer bu sesleri çıkartırken dudaklarım yuvarlak bir şekil alıyorsa, yuvarlak ünlülerden bahsedeceğim. Eğer yuvarlak bir şekil almıyorsa da bunlara ben düz ünlüler diyeceğim. Nasıl olacak bu peki? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz O, U, Ö, Ü seslerini söylerken yuvarlak oldu benim dudaklarım, yuvarlak ünlüler. Yine bununla beraber düz ünlülerim A, I, E, İ. Neden düz? Çünkü artık yuvarlaklığı bırakmış durumdayız. Üçüncü sınıflandırmamız ise ünlülerin genişlik ve darlık durumuna göre değişecek arkadaşlar. Ağız açıklığına göre belirlenen bir durumdur aslında arkadaşlar. Hep şunu söylüyorum öğrencilerime. Ben ders sesleri çıkartırken arkadaşlar aslında dişlerimin arasından çıkartıyorum. Hatta şöyle bir dönüt geliyor öğrencilerimden. Diyorlar ki, öğretmenim ben A sesini de dişim kapalı çıkartabiliyorum. Hayır, böyle bir şey mümkün değil öncelikle. Dar ünlülerimizden bahsettik. Dedik ki biz bunları dişlerimizin arasından dahi çıkartabiliyoruz. Bakın, I, I, U, Ü benim ağzımı açmadan çıkartabildiğim ünlülerimdir arkadaşlar. Geniş ünlülerimde ise ağız açıklığı söz konusu. A, E ve O, Ö nedir arkadaşlar? Bizim geniş ünlülerimizdir. Evet, ünlülerin özelliklerini öğrendiğimize göre arkadaşlar ne yapalım? Artık ses olaylarımıza başlayalım. Birinci ses olayımız büyük ünlü uyumu. Biz buna bir diğer adıyla kalınlık incelik uyumu da diyoruz. Bir tanım vermişiz. Bakalım tanımımızda ne söylüyor? Büyük ünlü uyumu bize diyor ki, bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa sonraki heceler kalın olmalı. İlk hecede eğer ince bir ünlüm varsa arkadaşlar, sonraki hecelerde yine ince ünlüyle devam etmeli. Örneklerimizi verelim hemen. Kapı kelimesini incelediğiniz zaman birinci hecede A kalın ünlüm var. Hatta bunları altlarına yazarsanız sizler için daha pratik olacaktır. İkinci hecede de yine kalın bir I ünlümü görüyorum. Dolayısıyla ne diyorum arkadaşlar? Kapı sözcüğü büyük ünlü uyumuna uyan bir kelimedir. Kavun kelimesini incelediğimiz zaman arkadaşlar ilk hecede A kalın ünlüsünü görüyorum. Yine ikinci hecede U kalın ünlüsünü görüyorum. Bu sözcük içinde büyük ünlü uyumu
uyumuna uyan bir sözcüktür diyebiliriz. Bazen öğrencilerim şöyle bir hataya düşüyor. Öğretmenim, uzun bir kelime çıktıysa eğer, öğretmenim sanki kelimenin başında uyum bozulur gibi oldu ama sonra kuyruktan toparladı gibi bir yorum yapıyorlar. Arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü büyük ünlü uyumu bozulmaya başladığı andan itibaren artık bir uyumdan söz edemiyoruz. Şimdi de büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri bir inceleyelim arkadaşlar. Kalem kelimesini örnek vermişiz. Söylediğim gibi eğer karıştırıyorsak kalın ünlülerin altına kalın yazalım, ince ünlülerin altına yine ince diye belirtelim. İlk hecemde kalın bir ünlüm var, A ünlüsü. İkinci hecemde ise yine ince bir ünlüm var, E ünlüsü. Kalınla başlayıp inceyle bittiği için arkadaşlar, bu benim için uyum bozan bir arkadaştır. Buraya geldiği andan itibaren uyum bozulduğunu görüyoruz. Kitaplık kelimesini incelediğimiz zaman yine ilk heceden itibaren aslında uyumun bozulduğundan söz edebiliriz. İ ünlüsüyle başlıyor ve sonraki hecelerde de yine kalıp ünlülerle devam ettiği için de bu sözcükte büyük ünlü uyumu bulunmuyor arkadaşlar. Büyük ünlü uyumunu öğrendik arkadaşlar. Ama biz bu uyumu her durumda uygulamayabiliyoruz. O yüzden de bir dikkat başlığı oluşturdum buraya bakarsanız. Büyük ünlü uyumuna aykırı durumlarımız neler? Onları bir öğrenelim. Bir demişiz, birleşik kelimelerde büyük ünlü uyumu aranmaz. Arkadaşlar, her kelime zaten kendi içerisinde çoğu zaman bir uyuma sahip olduğu için iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle çoğunlukla biz bu uyumun bozulduğunu görüyoruz. O yüzden de diyoruz ki büyük ünlü uyumu birleşik kelimelerde aranmaz. İkinci başlığım ise tek heceli kelimelerde büyük ünlü uyumu arayamıyoruz. Aslında aramıyoruz değil, arayamıyoruz. Çünkü arkadaşlar, zaten benim büyük ünlü uyumunu arayabilmem için fazladan hecelere ihtiyacım var. Tek heceyle biz bunu arayamayız. Örneklerimizi verelim. Birinci maddemizi örneklerimiz, açık göz kelimesi mesela birleşik bir kelime, büyük ünlü uyumunu arayamıyoruz. Çekyat kelimesi birleşik bir kelime, yine arayamıyoruz. Bilgisayar kelimesi birleşik bir kelime, büyük ünlü uyumu aranmayan kelimelerden. Hanım eli kelimesi de birleşik bir kelime olduğu için büyük ünlü uyumunu arayamıyoruz. Gel fiilimiz tek heceli olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz. Yaz fiilimiz tek heceli olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz. Gül kelimesi ve kol kelimesi gibi kelimelerde örnekleri daha da arttırabiliriz. Büyük ünlü uyumunu arayamıyoruz. Üçüncü maddemde ise arkadaşlar, aslında büyük ünlü uyumunu bozan, oyun bozan bir grup var. Bir takım ekler var. Ben bunlara oyun bozan ekler diyorum. Çünkü bu ekler eğer bir kelimede bir ünlü uyumu varsa dahi eklenmiş oldukları sözcüklerdeki uyumu bozan ekler. Diğer ismiyle oyun bozan ekler. Gil eki, ken eki, yor eki, imtirak eki, ki eki, lein gibi ekleri örnek verebiliriz. Örnekleri incelediğimiz zaman babam kelimesinin gil ekini almadan öncesinde büyük ünlü uyumuna uyduğunu görüyoruz. Ancak gil ekinin eklenmesiyle birlikte bu uyumun bozulduğunu görebiliriz. Çalışmak fiilinin aslında büyük ünlü uyumuna uyduğunu, ancak eklenen ken ekiyle beraber bu uyumun bozulduğunu görebiliriz. Sevmek fiilimizin tek heceli olduğu için yor eki eklendiği zaman da bozulduğunu görebiliyoruz. Yeşilim tıra kelimesini incelediğimiz zaman yeşil kelimesi aslında öncesinde büyük ünlü uyumuna uyarken imtirak ekiyle burada da büyük ünlü uyumunun bozulduğunu görebiliriz. Akşam kelimesi büyük ünlü uyumuna uyan bir kelimeyken ki ekiyle bu uyumun bozulduğunu söyleyebiliriz. Ve yine sabah kelimesi büyük ünlü uyumuna uyarken eklenen leir ekinden dolayı da bu uyumun bozulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer ses olayımız ünlü ya da hece düşmesi. İkinci isimler bizim için önemli çünkü bazı sorularda ünlü düşmesi ya da hece düşmesi de deniliyor. Hatta bazen karşımıza ses
düşmesi olarak da çıkabilir. Ünlü düşmesine şöyle bir tanım yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki iki heceli bazı sözcükler ek aldıklarında ikinci hecede bulunan ı, i, u, ü ünlülerini kaybediyorlar ve biz buna ünlü ya da hece düşmesi diyoruz. Konuyu daha iyi anlayabilmek için bir soru tipi oluşturduk arkadaşlar. Biz ünlü düşmesini hangi durumlarda görüyoruz? Birincisi arkadaşlar, çekimlenme esnasında gerçekleşen bir ünlü düşmemiz var. Türetme esnasında gerçekleşen bir ünlü düşmemiz var ve yine birleşme esnasında gerçekleşen ünlü düşmemiz var. Buraya bir not aldık. Dikkat ederseniz köke dikkat demişim. Uyarı olarak almış olduğum bir nottur arkadaşlar. Ses bilgisini daha iyi kavramak istiyorsak sözcükte yapı konusuna değinmemiz gerekiyor. Yani bizler eğer bir kelimenin ekini, kökünü ve gövdesini bulabiliyorsak, yani kök bilgisine hakimsek, ses bilgisi konularıyla alakalı bir sorun yaşamayacağız. Bu konuyla ilgili de karşımıza çıkan sorularda öncelikli olarak bize verilen kelimelerin eklerini ve köklerini ayırmamız gerekiyor ki bu kelimelerin asıllarında nasıl bir değişime uğramış olduklarını görebilelim. Birincisi arkadaşlar, çekimlenme esnasında meydana gelen ünlü düşmesi, yani şöyle söylemişiz, bir kelime olacak. O kelime ünlüyle başlayan bir çekim eki aldığı zaman ünlüsü düşecek. Bizim karşımıza bu kelimeler burnum şeklinde ya da fikrim şeklinde çıkacak. Biz öncelikli olarak ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikli olarak biz bu kelimelerin köklerini buluyoruz. Diyoruz ki burnum kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Burnum kelimesi burun kökünden geliyor. Umla başlayan çekim eki aldığı zaman ya da ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman da buradaki u ünlüsünün düştüğünü görüyorsunuz. Fikrim kelimesi karşımıza çıktığı zaman şunu düşünmeliyim. Fikir kelimesi hangi köke sahip ya da bu değişimden önce nasıldı? Fikrim kelimesi kök olarak fikirden geliyor arkadaşlar. Ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman da i sesinin düşmüş olduğunu görüyoruz. Neden çekimlenmiş esnasında dedik? Çünkü bu kelimeler im gibi çekim eklerini aldıkları için ses düşmesine uğramışlardır. Bir diğer ses düşmesi olayım da türetme esnasında gerçekleşiyor. Arkadaşlar, türetme kelimesini biz nerede kullanıyoruz? Yapım eklerinde kullanıyoruz. Yani bizler yapım ekleriyle kelime türetiyoruz. O yüzden de demişiz ki bir kelime yapım eki alırken türetmeye uğrayabilir. Karşımıza çok çıkan ve çokça da karıştırılan örnekler vermeye çalıştım. Sarardı kelimesi arkadaşlar. Yapraklar sarardı dediğiniz zaman ne demektir? Yaprağın sarı olması demektir. Dolayısıyla sarardı kelimesinin kökü nereden gelecek? Sarı kökünden gelecek. Sarı köküne ar yapım eki geldiği zaman da buradaki ı ünlümüzün düştüğünü görebiliriz arkadaşlar. Yine çevre kelimesi aslında çok karıştırılan kelimelerden arkadaşlar. Çevre kelimesini düşündüğümüz zaman nedir? Bizi çevreleyen, yani bizi çeviren anlamındadır. Dolayısıyla da çevre kelimemizin kökünü buluyorum öncelikle. Çevre kelimesi çevirmekten geliyor. E yapım eki eklendiği zaman da buradaki i ünlümün düştüğünü görüyorum. Yine çok karıştırılan bir kelime kavşak kelimesidir arkadaşlar. Kavşak kelimesi iki yolun birleşmesi anlamında, yani bir araya gelmesi, kavuşması anlamındadır. Dolayısıyla da kavşak kelimesinin kökü arkadaşlar kavuşmaktır. Buradaki u ünlüsünün düştüğünü görebiliriz. İşte bunlar da yapım eki alırken düşen ünlülerimizdir. Evet arkadaşlar, şimdi de birleşme esnasında ses düşmesi nasıl meydana geliyor onu inceleyelim. Diyoruz ki iki sözcük bir araya gelirken ne olacak? Bir ses düşmesi olacak. Bilinen örneklerimiz var. Örneğin kahve ve altı kelimeleri birleşik bir kelime ve bunlar bir araya gelirken gördüğünüz gibi biz E sesinin düştüğünü görüyoruz. Cuma ve ertesi kelimeleri bir araya gelirken biz yine E sesinin düştüğünü görüyoruz. Pazar ve ertesi kelimeleri bir araya gelirken yine biz E sesinin düştüğünü görüyoruz. Ne için, niçin kelimelerinde bu örneği görebiliriz. Ne asıl, nasıl kelimelerinde de yine iki sözcük birleşirken ses düşmesi olduğunu görebiliriz.
Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ünlem işaretimi zaten koydum arkadaşlar. Diyoruz ki eğer telaffuzda ya da söyleyişte bir düşme varsa bunu yazıya yansıtabiliriz arkadaşlar. Örneğin karşımıza çıktığı zaman burnundan kelimesini burnundan şeklinde ünlü düşmesini göstermeden yazdığımız takdirde yazım yanlışı olmuş olur. Burada bizi yazım kuralları burada bir dur diye uyaracaktır arkadaşlar. Bir diğer uyarımız ise arkadaşlar ses düşmesi olan sözcüklerle ikilem oluşturuyorsak eğer bunu yazıya yansıtmamalıyız. Burun buruna ikilemimiz var. Burun sözcüğü ses düşmesine uğrayan bir sözcüktür. Ünlü aldığı zaman ama ben eğer burun kelimesine bir ikilemi oluşturmak istiyorsam bunu yazıya yansıttığım takdirde ne yapmış olacağım? Yazım yanlışı yapmış olacağım. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar ünlü düşmesiyle ilgili dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik ise avuç kelimesi. Karşımıza çok çıkan kelimelerdendir. Şunu bileceğiz. Avuç sözcüğü düşme olmayan sözcüklerdendir. Yani bizim karşımıza avucunda şeklinde bir yazı çıkarsa ne diyoruz? Burada bir yazım yanlışı vardır. Çünkü neden? Avuç kelimesi ünlü düşmesine uğramayan bir sözcüktür. İnsan organlarını incelediğimiz zaman aslında birçok ses olayının var olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ben de özellikle bu balon adam üzerinde sizlere ünlü düşmesini örnekleyen kelimeleri vermek istedim. Örneğin alnı kelimesi ne demiştik? Her zaman öncelikle lütfen köke dikkat edelim. Kelimelerdeki değişimleri bulabilmek için bizim önceliğimiz o kelimelerin köklerini bulmak olsun. Alın kelimesi nereden geliyor? Alın kelimesinde ı sesinin düştüğünü görebiliriz. Yine burnu kelimesi nereden geliyor? Burun kökünden yine u sesinin düştüğünü görebiliriz. Gönlü kelimesi nereden geliyor? Gönül kelimesinden ü sesinin düştüğünü görebilirim. Yine beyni kelimesi beyin kökünden geliyor. İ sesinin düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Ağız kelimesi de ı sesinin düştüğünü, göğüs kelimesinde yine ü sesinin düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi bir diğer başlığımıza geçelim. Ünlü türemesi arkadaşlar. Bu ses olayları sizlerin aklında bir şeyler çağrıştırmalı. Mesela ne çağrıştırmalı? Ünlü türemesi dediğime göre demek ki türeyen bir ses olmalı arkadaşlar. Yani bir, sözcüğün köküne, ekine ya da gövdesine ya da sözcüğe dahil olmayacak havadan bir ses yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakalım tanımımız ne söylemiş? Diyor ki, kimi sözcüklerin küçültmesinde cık cık, biz bunlara küçültme ekleri diyoruz, ya da pekiştirilmesinde sözcüğünde aslında olmayan ünlü bir ünlü türer. Biz bu olaya ünlü türemesi adını veriyoruz diyoruz. Biz bunu özetle şöyle söyleyebiliriz. Bir sözcüğün ekine, köküne ve gövdesine dahil olmayan her bir ses bizler için türemedir. Eğer türeyen bu ses ünlü ise buna ünlü türemesi adı veriyoruz. Şunu söyleyebiliriz yaptığımız tanıma göre arkadaşlar. Demek ki biz ünlü türemesini iki şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Birincisi arkadaşlar, cık cık küçültme ekleri, yani kelimelere, cümlelere küçültme anlamı katan eklerdir. Bir kelime cık cık küçültme ekini alırken çoğu zaman ünlü türemesine uğruyor. Yine kelimelerin köklerine dikkat diyorum arkadaşlar. Kökle alakalı bir konudur. Biricik kelimesine baktığımız zaman kelimenin kökü bir. Cik eki eklendiği zaman i ünlüsünün türediğini görebiliyoruz. Azıcık kelimesinin kökü azdır. Cık küçültme ekimiz eklendiği zaman yine ı ünlüsünün türediğini görebiliyoruz. Daracık kelimemizin kökü dardır arkadaşlar. Cık ekiyle beraber a ünlüsünün türediğini görebiliyoruz. Gencecik kelimesinin kökü arkadaşlar gençtir.
cik ekiyle beraber E sesinin türediğini görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bu seslerin hiçbirisi ne eke, ne köke ya da ne de sözcüğe ait değil. Tamamen havadan gelmiş bir sestir arkadaşlar. Evet, şimdi de pekiştirme ile yapılan ünlü türemelerine bir göz atalım arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde sizlere MPRS pekiştirme ünsüzlerinden bahsetmiştik. Biz bunlara aynı zamanda ne demiştik arkadaşlar? Pekiştirme ünsüzlerimiz. Ne işe yarıyordu bunlar? Bir kelimeye anlam katmak ya da anlamı güçlendirmek amacıyla biz pekiştirme ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu zaman da bir takım pekiştirmelerimizi bu ünsüzlerle sağlayabiliyoruz. Yalnız kelimesini pekiştirmek istediğimiz zaman pekiştirme ünsüzlerimizi de kullandığımız takdirde A sesini türediğini görüyoruz. Yalnız yerine ne diyoruz arkadaşlar? Yapa, yalnız bu benim pekiştirme ünsüzüm. Buradaki A ünlüsü de ne eke ne köke ya da ne de sözcüğe dahil olmayan havadan gelmiş bir sestir bizim için. Aynı durumu sağlam kelimesinde de görebiliriz arkadaşlar. Sağlam kelimesini pekiştirmek istediğiniz zaman öncelikle bir pekiştirme ünsüzü kullanıyorsunuz. Sonrasında da sapasağlam dediğinizde A sesinin türediğini görüyorsunuz. Gündüz kelimesi için de yine aynı örneği verebiliriz. Gündüz, güpegündüz şeklinde oluyor ve E sesinin türediğini görebiliyoruz. Çevre kelimesinde ise P pekiştirme ünsüzümle beraber yine E sesinin türediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Yazım yanlışlarına dikkat ediyoruz. Çünkü biz eğer ünlü türemesiyle ilgili ses olaylarını göstermezsek yine bir yazım yanlışı yapmış oluyoruz. Örneğin sapa sağlam yerine sap sağlam yazdığımız takdirde bu bir yazım yanlışıdır. Çepeçevre yerine çepçevre yazdığımız zaman yine bu bir yazım yanlışına giriyor. Yine aynı şekilde düpedüz yerine düpdüz yazdığımız zaman da yazım yanlışı yapmış oluyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ünlü daralması var. Ünlü daralması sözebebimiz sizin aklınızda ne getirmeli? Başta geniş olan bir şeyin dar olması. Yani düşünün, aldığınız pantolonunuz size çok geniş geliyor. Onu götürdünüz terziye. Neden götürüyorsunuz? Çünkü çok geniş ve onu daraltmaya ihtiyacınız var. Bu bana neyin ipucunu verecek? Bizim ünlü seslerimiz vardı. Geniş ünlülerimiz ve dar ünlülerimiz, hatırlarsanız dişlerimizin arasından çıkartmış olduğumuz ı, i, u, ü ünlülerimiz bizim dar ünlülerimizdi. Biz konu başlığından da şunu anlayabiliriz aslında. Başta geniş olan ünlünün darlaştığını görebiliriz. Şöyle bir tanım veriyor bize ünlü daralması. Diyor ki AE geniş ünlüleriyle biten fiillerden sonra yor eki gelirse AE geniş ünlüleri ı, i, u, ü gibi dar ünlülere dönüşecek. Biz hemen bunu bir formüle çevirebiliriz. Birincisi arkadaşlar, benim bir fiile ihtiyacım var. Bu ne demektir? Demek ki ben ünlü daralmasını fiillerle gerçekleşeceğim. Fiil kökü ya da gövdesine ihtiyacım var. İkincisi, bu fiilimin AE ile başlayan bir ek alması gerekiyor ve sonrasında da yor ekini getirdiğim zaman AE ünlülerinin ı, i, u, ü gibi dar ünlülere döndüğünü göreceğim. Burada hemen uyarımı yaptım zaten arkadaşlar. Demişim ki köke dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü ünlü uyumlarında ya da ünlü daralması ya da ses olaylarında yapmamız gereken şey kelimenin aslını bulmak. Yani bu kelime acaba daha önce değişime uğramadan aslı neydi ya da nasıl bir değişime uğradı görebilmek için de lütfen sizler de kelimelerinizi köklere, eklere ayırın. Bekliyorum kelimesi çıkacak karşımıza ve öğretmeniniz soracak size, diyecek ki arkadaşlar bekliyorum kelimesinde hangi ses olayı var, ne yapmam lazım? Öncelikle benim bekliyorum kelimesinin kökünü bulmam lazım arkadaşlar. Bekliyorum kelimesi bekle kökünden gelmiştir zaten. Yor ekini bir tarafa atalım. Baktığımız zaman yor eki eklendiği takdirde E ünlüsünün, E geniş ünlüsünün
ünlüsünün daralarak i ünlüsüne dönüştüğünü görebilirsiniz. Yine karşımıza çıkacak gülümsüyor kelimesinde hangi ses olayı var? İlk yapmam gereken işlem nedir? Yine fiilimin kökünü bulmaktır. Gülümsemek alıyorum fiilimi ve dolayısıyla da your eki eklendiği zaman da e sesinin ü sesine daralarak dönüştüğünü görmem mümkün. Bekliyor kelimesinde de yine aynı durum var arkadaşlar. Kelimemin kökü ya da fiilimin kökü bekledir. Your eki eklendiği takdirde de e sesinin burada i sesine dönüşmüş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir kural veriyorum. Yani şöyle bir kural. Öğretmenim ben çok fazla karıştırıyorum diyorsanız, eğer kelimelerin, fiillerin köklerini doğru ayırdıysak şunu yapmamız gerekiyor. Ayırmış olduğumuz fiil, kök ya da gövdesinde herhangi bir değişimden bahsedemiyorsak demek ki arkadaşlar bu sözcükte ünlü daralması yoktur. Örneklerini verelim hemen. Yapıyor kelimesinde fiil köküm yapmaktır. Your eki gelmesine rağmen fark ettiyseniz ya fiil kökümde herhangi bir değişiklik yok. Geliyor kelimesinde de yine fiil köküm gelmektir. Your eki gelmesine rağmen yine gel kelimesinde herhangi bir daralma göremiyoruz. Fiil kökümüz yine aynı kaldı. Bunun dışında da mame olumsuzluk eklerine dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Her zaman değil ama çoğu zaman biz mame olumsuzluk eklerinin karşımıza mımi şeklinde çıktığını görüyoruz. Ne zamanlar görüyoruz? Çoğunla your eki eklendiği zamanlarda kimi fiil köklerinde veya gövdelerinde bu eklerin olumsuzluğa sebep olduğunu biliyoruz. Hemen bir örnek verelim. Anlamıyor kelimesi. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle benim çok sağlıklı bir şekilde fiil kökünü bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen diyorum ki anlamıyor kelimesinin kökü anlamaktır arkadaşlar. Ama benim burada neyim var? Bir olumsuzluk ekim var. Neyi biliyorum? Your eki eklendiği zaman bazı durumlarda mame eki mımiye dönüşebiliyor. Biz bunu anlamıyor şeklinde seslendirmiyoruz zaten. Ne oldu? A sesi olumsuzluk ekinde bulunan A sesinin I sesine dönüştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer uyarımız da demek ve yemek fiilleriyle ilgili. Biz çünkü bunu anlatırken diyoruz ki ünlü daralması your ekiyle oluyor gibi bir ifade kullandık ama demek ve yemek fiil köklerine lütfen dikkat edelim çünkü bu fiillerimiz bizim your eki almadan da daralabilen fiillerimizdir arkadaşlar. Örneklerini verdim burada. Yiyecek kelimesi karşımıza çıktığı zaman diyeceğiz ki bu kelimenin kökü yemektir. Dolayısıyla e ünlüsünün, e geniş ünlüsünün i dar ünlüsüne dönüştüğünü görmek mümkün. Yiyelim kelimesi de karşımıza çıktığı zaman yine yemek fiilinden geldiğini görüyoruz. Yine burada da e ünlümüzün i ünlümüze dönüştüğünü görmek mümkün. Aynı şey demek fiilimiz için de geçerli. Demek kelimesi diyecek dediğimiz zaman kökümüz nedir arkadaşlar? E demek fiili i ünlüsüne dönüşüyor. Diyelim kelimesinde de e ünlüsünün yine i ünlüsüne dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Karşımıza çıkan her your eki almış kelimeleri lütfen daralma olarak almayalım. Her your eki alan kelimede daralma arayacağımıza bizler bu kelimelerin köklerini ya da hani fiil kök ya da gövdelerini dikkatli bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bu da sizler için yol gösterici olacaktır. Evet arkadaşlar, ünlülerle ilgili ses olaylarını tamamladık. Bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Neydi bu? Biz hatırlarsanız ünlüleri sınıflandırmıştık. Ses olaylarını sınıflandırmıştık. Ünlülerle ilgili ses olayları ve ünsüzlerle ilgili ses olayları. Bu ses olaylarının başlıkları altında neler göreceğiz? Beraber bir inceleyelim istiyorum. Birincisi ünsüz sertleşmesi. Daha önce de söylemiştik. İkinci isimler bizim için önemli. Biz sertleşmeye aynı zamanda benzeşme diyoruz. İkincisi ünsüz yumuşaması arkadaşlar. Bunun bir diğer adı ünsüz değişimidir. Ve bir diğer ses olayımız ise ünsüz türemesi olacak
arkadaşlar. Biz bu defa ünsüzlerden bahsediyoruz, fark ettiyseniz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Öncelikle bir, ünsüzlerimiz neler ya da bu ünsüzlerimizin ne gibi özellikleri var? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, ünsüzleri iki bölümde inceliyorum. Birincisi sert ünsüzler. Biz bunlara fıstıkçı şahap diyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz. Fıstıkçı şahap diye çok sert bir kişi var karşımızda. Diğer ünsüzlerimiz ise fıstıkçı şahap, yani F, S, T, K, Ş, H, P sesleri dışında alfabemizde geriye kalan B, C, D, G, yumuşak G, L, M, N, R gibi tüm seslerimiz bizim yumuşak seslerimiz olacak. B, C, D, G ve yumuşak G'nin altını özellikle çizdim. Çünkü benim bu ses olaylarında işime yarar olan seslerim bunlardır arkadaşlar. O zaman hemen ses olaylarımıza başlayalım. İlk ses olayımız ünsüz sertleşmesi. Ne hatırlatmıştık sizlere? Lütfen ikinci isimlerine dikkat edelim. Biz sertleşmeye aynı zamanda benzeşme diyoruz. Önce bir tanımımızı inceleyelim. Sonra kendimize göre bir formül yaratalım arkadaşlar. Diyor ki bize bir sözcüğün son hecesi fıstıkçı şahap, yani F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sert ünsüzlerinden biriyle biterse ve bu sözcüğe C, D, G gibi yumuşak ünsüzler eklenirse C sesi sertleşerek Ç'ye, D sesi sertleşerek T'ye, G sesinin de sertleşerek K sesine dönüştüğünü görebiliriz arkadaşlar. Öğretmenim, ben burayı tam anlayamadım diyorsanız da biz bunu kendi cümlelerimizle ifade edebiliriz arkadaşlar. Diyorum ki, bakın yine bir uyarım var. Demişim ki lütfen hatırlatma olsun, köke dikkat edelim. Birincisi arkadaşlar, bizler ne istiyor? Ünsüz sertleşmesi, benzeşme. Biz şunu bir düşünelim öncelikle. Sertleşme diye bahsettiğine göre ilk olarak demek ki arkadaşlar yumuşak olan bir sert ses daha sonra sertleşecek. Peki benzeşmeyle ne kastediyor? Demek ki bir ses bir başka sesi kendisine benzetecek. Yani bu sesler arasında öyle ya da böyle ortak bir yön bulunacak. Yine söyledik, iki şeyi birbirine benzeyecek. Ve başta yumuşak olan bir ses yumuşayacak. Biz bununla alakalı bir kural veriyoruz. Diyoruz ki sert sesler sert sesleri sever. Yani düşünün, fıstıkçı şahap abimiz yanında yine kendisi gibi sert ses özelliğine sahip sesleri isteyecek. Örneklerle daha iyi anlayacağız şimdi. Örneğin arkadaşlar, köke dikkat. Karşımıza ağaçta diye bir kelime çıktı ve öğretmenimiz soruyor. Çocuklar, bu kelimede nasıl bir ses olayı var? Hemen ne yapmamız gerekiyordu? Birinci kuralımızı hatırlayalım. Kelimemizin kökünü buluyorum. İlk önce kelimemin kökü nedir arkadaşlar? Ağaç kelimesi. Dikkat ederseniz ağaç kelimesine ben ek getireceğim, ama hangi eki getirmeliyim? Ta eki mi, da ekini mi getirmeliyim? Biz ne söylemiştik? Sert sesler sert sesleri sever kuralımız var. Yani bir kelime fıstıkçı şahap sert seslerinden biriyle bittiyse yanına kimi isteyecektir? Yine kendisi gibi ortak özelliği olan, yine kendisine benzeyen sert bir ses isteyecektir. Dolayısıyla da ağaç kelimesine da değil, ta sesini getiriyoruz. Çünkü bakın, her iki ses hem birbirine benziyor hem de uyum sağlıyor. Dişçi kelimesini incelemek istiyorum, ama önce ne yapmam lazım? Kelimemin kökünü bulmam gerekiyor. Diş kelimesi ş sert ünsüzüyle bitmiş. Nasıl bir ek almalı arkadaşlar? C sesini alamam, çünkü bu yumuşak bir sestir. Sert sesler sert sesleri sever kuralına uygun olarak da Ç sesini, Ç sert sesini getirebiliriz. Evet, şimdi bir diğer kelimemizi inceleyelim arkadaşlar. Bitki. Bitki kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Bitki bitmekten geliyor. Kelime köküme baktığım zaman sert bir sesle bitti. T sert bir sestir. Nasıl bir ek almalı? Yumuşak bir sesle başlayan bir ek mi, yoksa sert bir sesle başlayan bir ek mi? Hemen kuralımı hatırlıyorum. Sert sesler sert sesleri sever. O yüzden bitki kökü yumuşak bir
ses değil, sert bir ses alacaktır arkadaşlar. Karıştırılan kelimelerden bir tanesi atkı arkadaşlar. Atkı kelimesi atmaktan geliyor. Yine sert bir sesle bitiyor. Dikkat ederseniz sert sesler sert sesleri sever. Kuralına göre bunu kullanamadığım için ne olacak? Atmak kelimesi yine T sesi kendisine benzeyen bir sesle bir arada bulunmayı tabii ki isteyecektir. Bir diğer örneğimiz başkan kelimesi. Başkan baş kökünden geliyor. Ş sert bir sestir. Dolayısıyla bunun yanına ne yakışacak? Yine sert bir ses yakışacak. O yüzden de bunu çizebiliriz. Sert sesler, sert sesleri sever kuralını bu örneklerde de tekrar görebiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ünsüz sertleşmesiyle ilgili dikkat etmemiz gereken bazı uyarılarımız var. Diyoruz ki rakamlar ve özel isimlerde ünsüz benzeşmesi kuralı geçerlidir arkadaşlar. Eğer biz bu kurallara uymadığımız takdirde yazım yanlışı yapmış oluyoruz. İki örnek veriyorum. 2005, dikkat edin, 3, 4 ve 5 kelimeleri sert sessizlerle biten kelimelerdir. Dolayısıyla bu kelimelere D değil T ekinin getirilmesi daha uygun olacaktır. 2005 T olmalıydı. Zonguldak da değil, bu bir özel isimdir. Dolayısıyla eğer sert bir sesle bittiyse yine sert bir sesle başlayan bir ek almalıdır. Doğdu. Yazım yanlışı olan bir kelimedir. Peki biz bunları nasıl yazmalıyız? 2005 T, Zonguldak ta şeklinde yazarsak doğru yazmış oluruz. Bir de öğrencilerimizin çok fazla karıştırmış olduğu bir şey var arkadaşlar. Eğer biz kelime köklerini doğru bulamıyorsak çoğu zaman bazı kelimelerin köklerinde rastgele bir araya gelmiş sert ünsüzleri öğretmenin burada ünsüz sertleşmesi var gibi alabiliyoruz. Ama bu çok büyük bir yanlışlıktır. Çünkü kelime köklerinde bulunan ya da tesadüfen bir araya gelen iki sert ünsüz aslında kelimenin aslına ait olduğu için bunlarda sertleşme yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki ses olayımızı inceleyelim. Ne demiştik? Ses olaylarının ikinci isimlerini bilmemiz çok önemli. Çünkü sorularda karşımıza ünsüz yumuşaması yerine değişim şeklinde çıkabilir. Sertleşme yerine benzeşmesi şeklinde çıkabilir. Ünsüz yumuşaması deyince aklımıza ne gelmeli arkadaşlar? Birinci olarak ne düşünmeliyim? Öncelikle demek ki yumuşadığına göre daha önceden sert olan bir sözcükten bahsediyoruz. Bu birincisi. İkincisi demek ki kelimenin köküyle alakalı herhangi bir harfte bir değişim yaşamalıyım diyoruz. Yine de biz bir tanımını okuyalım. Diyor ki sonu P, Ç, T, K sert ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde P, Ç, T, K sert ünsüzlerinin B, C, D, G ve yumuşak G gibi yumuşak ünsüzlere dönüştüğünü görüyoruz. Hemen bir formül oluşturabiliriz. Diyoruz ki P, Ç, T, K ünsüzlerine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğim zaman P sesinin B'ye, Ç sesinin C'ye, T sesinin D'ye, K sesinin ise G ya da yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Şurada bir uyarı yapmak istiyorum. Farkındaysanız fıstıkçı Şahap'tan sadece P, Ç, T, K ünsüzlerini kullanıyoruz arkadaşlar bu ses olayında. Çünkü P, Ç, T, K ünsüzleri dışında yumuşayabilen seslerimiz yoktur. Örneklerimize geçelim. Yine hatırlatma yapalım. Lütfen köklere dikkat edelim arkadaşlar. Karşımıza çıktığı zaman ağacı kelimesi ya da ağacım kelimesi. Ne yapmam gerekiyor? Bir, ses olayını bulabilmek için şunu merak etmeliyim. Acaba bu kelime bir değişime uğramadan önce nasıldı veya bu kelimenin aslı nedir? Hemen diyorum ki ağaç kelimesinin kökü, ağaç kelimesinin kökü ağaçtır arkadaşlar. Ağaç kelimesine biz ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi Ç sesinin C sesine dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Dolabı kelimesi karşıma çıktığı zaman şunu söylemeliyim. Dolabı kelimesinin kökü nedir? Dolap.
I ünlüsü eklendiği zaman yine P sesinin yumuşayarak B sesine dönüştüğünü görebiliyoruz. Rengi kelimesi karşımıza çıktığı zaman öncelikle kelimemizin kökünü buluyoruz. Kelimemin kökü renk. I ünlüsü geldiği zaman K sert ünlüsünün G yumuşak ünlüsüne dönüştüğünü görebiliyoruz. Kağıdı kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Kağıt. I ünlüsü geldiği zaman T sert sesinin D yumuşak sesine dönüştüğünü görmemiz mümkündür. Evet arkadaşlar, eğer şöyle söylüyorsak, öğretmenim biz sertleşme ve yumuşamayı karıştırıyoruz, ne yapabiliriz diyorsanız şuna dikkat edelim. Sertleşme ve yumuşamayı karıştırmamak için birinci kuralımız arkadaşlar, ne söylemiştik? Sert sesler nelerdir? Eke ya da köke dahil olmayan, yani ek ve kök bir araya gelirken iki sert ünsüz yan yana geliyorsa, birbirine benzeyen sesler yan yana geliyorsa biz buna sertleşme demiştik ve şöyle bir örnek verdik. Ağaç kelimesi ek alırken kendine benzer ek aldı. Ç ve T. Dolap kelimesi ek alırken kendine benzeyen, kendi gibi sert bir ses aldı. P ve T gibi. Ama fiillerimizin ya da işte kelimelerimizin köklerinde herhangi bir değişim söz konusu değildi. Ünlü değişiminde ise zaten yazmışız, bir değişiklik söz konusudur. Çünkü ünlü değişimine uğrayan her kelimenin kökünde bir değişiklik görebiliyoruz. Yine buradan gösterebiliriz. Dolap kökteki P neye dönüşüyor? B'ye dönüşüyor. Ya da ağaç kökteki Ç'nin C'ye dönüştüğünü görebiliyoruz. Böyle bir ayrım yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumuşamada dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik ise Türkçemiz ait eklerden biri olan dık dik duk dük eklerimizdir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, bizim dıh ya da dih gibi bir ekimiz yok ama öğrencilerimiz bunu çok sık karıştırabilmekte. Nasıl çözümleyebileceğiz? Yine bu kelimelerin eklerini, köklerini ve gövdelerini ayırarak ne olduğunu çok rahat anlayabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bizim karşımıza geldiğim gibi bir kelime çıktı ve size denildi ki buradaki ses olayını bulabilir misiniz? Hemen ne yapmanız gerekiyor? Kelimeleri eklerine ve köklerine ayıralım. Bakın ben yaptım. Gel kelimesi yine dik ekim ve ip ekimi ayırdığım zaman aslında Türkçe'de böyle bir dik ekinin olmadığını görebilirim. Kelimelerde de çok çıkan bir özelliktir. O yüzden geldiğim, aldığım, yaptığım ya da sevdiğim gibi kelimeler karşınıza çıktığı zaman özellikle şöyle okuyabilirsiniz. Mesela sevdi kim, yaptı kim şeklinde bir kodlamada kalıcılığı sağlayacaktır. Bir diğer örneğim ise aldığım kelimesinde var arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Kelimeleri eklerine ve köklerine böldüm arkadaşlar. Al, gördüğünüz gibi yine dı değil, bir dık ekim var ve ı eki geldiği zaman da buradaki k sesinin yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani biz bu dık dik eklerinde çoğunlukla k sesinden yumuşak g'ye olan bir dönüşümü görüyoruz arkadaşlar. Bir soru tipimiz var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Bazı sorularda bize der ki hangi sözcükte hem değişim hem de benzeşme söz konusudur denildiği zaman öğrenci diyor ki öğretmenim çok zor olmadı mı? Hayır aslında arkadaşlar, çok kolay bir soru tipi. Ne yapmamız gerekiyor? Yine sözcüğün eklerine ve köklerine doğru ayırabildiysek eğer biz ne yapacağız? Bu sözcüğün aslındaki değişimleri ya da dönüşümleri görebileceğiz. Bıraktığım kelimesini iki şekilde inceledim. Şu anda bıraktığım kelimesi biraz önce bahsetmiş olduğum duruma geliyor arkadaşlar. Bıraktığım ne olacak? Dikkat edin, kelimemin kökü nedir? Bırakmak. Bırakmak kelimesi eğer sertleşmeden söz edeceksek nasıl bir ek almalı? Yine kendisine benzeyen bir ek almalı. Dolayısıyla burada bir K ve T uyumu görmekteyiz. Buna sertleşme diyebiliriz. Bıraktığım dediğimiz zaman şurada ne söylemiştik daha demin? Arkadaşlar demiştik, bizim dık dik ekimiz var ya da dık dik diye bir ekimiz yok. Aslında burada bir K sesinin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla burada da dık dik duk duk ya da tık dik tuk duk şeklinde K'den G'ye dönüşümü görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili 3 tane önemli
uyarımız var. Biz bu ses olaylarında ne yapmamalıyız onu öğrenelim bir. Bir, bazı tek heceli sözcüklerde dikkat edin arkadaşlar. Özellikle bazı kelimesinin altını çizdim. Çünkü bazı kelimelerde biz yumuşama görebiliyoruz. Bazı tek heceli sözcüklerin yumuşamadığını biliyoruz. Bunları örnek verirsem, ekmeği üçe böldüm dediğimiz zaman farkındaysanız ç sesinin c'ye dönüşmediğini ya da yumuşamadığını görebiliriz. İpi bana ver diye söylediğiniz zaman yine ip kelimesinin ünlü almasına rağmen yumuşamadığını söyleyebiliriz. Saçımı taradım dediğiniz zaman yine ç sesinin ünlü almasına rağmen yumuşamadığını görebiliriz. Topu bana at dediğiniz zaman da ünlü harf almasına rağmen P sesinin dönüşmediğini ya da değişmediğini söyleyebiliriz. Ama yine de hatırlatalım, tüm tek heceli sözcükler için geçerli değil bu arkadaşlar. İkinci kuralım arkadaşlar, bazı yabancı kelimeler yumuşamıyor. Yabancı kökenli kelimelerde yumuşama yapılmadığını görüyoruz. Ben özellikle karşımıza çok çıkabilecek kelimeleri toparlamaya çalıştım arkadaşlar. Örneğin hukuk kelimesi aslında testlerde, sorularda veya sınavlarda çıkan bir kelime. Sanat kelimesi, millet kelimesi, devlet kelimesi yumuşamaya uğramayan kelimelerdir arkadaşlar. Ama hayır, ben bunu fark etmedim ve yanlış yazdım diyorsanız ne olacak? Şu olacak arkadaşlar, siz hukuku yerine hukuku diye söylediğiniz takdirde yumuşattığınız için bu bir yazım yanlışına girecek. Sanatı kelimesi yerine sanadı derseniz de yine yazım yanlışı yapmış olacaksınız arkadaşlar. Üçüncü önemli uyarımız ise arkadaşlar, özel isimlerde yumuşama yapamıyoruz. Yani biz bazen telaffuzda bunu ifade etsek de bunu yazıya geçirdiğimiz anda bize yazım kuralları bir dıp işareti verecek. Yani bunu yapmamamız gerekiyor. Nasıl örneklendirebiliriz? Örneğin toprak sert bir sesle bitti. Ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman özel isim olduğu için yumuşamıyor arkadaşlar. Zeynep yine ünlüyle başlayan bir ek aldığında özel isim olduğu için yumuşamıyor. Ama biz bunları toprakı yerine toprağı, Zeynep'i yerine Zeynep'i ya da Ahmet'i şeklinde yazdığımız zaman yazım yanlışı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ayrıma da gidebiliriz arkadaşlar. Özel isimler yumuşamıyor ama bizler özel isimlerdeki sertleşme kuralına dikkat ediyoruz. Çünkü özel isimlerde ne var? Sertleşme kuralımız hala geçerli. Örneğin Sinop, Sinop'ta, Zonguldak, Zonguldak'ta dediğimiz zaman sertleşme kuralına uyabiliyoruz. Ancak yumuşama yapamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer başlığımız ünsüz türemesi. Bir diğer adımız ikizleşme. Daha önce biz sizlere türemeden bahsederken bunların iki ayrıldığından bahsetmiştik. Zaten şöyle bir şey söylemiştik. Bir ünlü türememiz var. İkincisi ise ünsüz türememiz var. Önce bir tanımını okuyalım. Diyor ki bize, yabancı dillerden gelen bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sözcüğün sonundaki harfin ikizleştiğini görürüz. İşte bu nedenle de buna ikizleşme veya türeme adını vermişiz. Ünsüz türemesindeyken de şöyle bir şey söylemiştik. Türeme sözü geçtiği zaman neyi bilmeliyim arkadaşlar? Birincisi, sözcüğün ekine, köküne veya sözcüğe dahil olmayan havadan bir ses gelmeliydi. Bana gelen bu sesin hiçbir yere ait olmaması gerekiyordu. Türemeyi biz, ünsüz türemesini biz iki şekilde göreceğiz arkadaşlar. Birincisi, yardımcı eylemlerimiz var bizim. Etmek, eylemek, olmak, kılmak gibi yardımcı eylemlerimiz yabancı kelimelerle birleşirken bir türeme meydana geliyor. Örneğin af kelimesi etmek yardımcı eylemiyle birleşirken burada F sesinin türediğini görüyoruz. Neden ikizleşme diyoruz? Çünkü bir önceki sesin tekrarı niteliğindedir. Yine his kelimesi etmek yardımcı eylemiyle birleşirken S sesinin türediğini, yani ikizleştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Red kelimesi etmek eylemiyle birleşirken yine D sesinin türediğini ya da ikizleştiğini görebiliyoruz. Yine hal kelimesi etmek eylemiyle birleşirken burada L sesinin türemiş olduğunu
görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, burada türeyen sesler bizim için kendinden önceki ek veya sözcüğe dahil olmayan eklerdir. İkinci türeme şu şekilde gerçekleşecek. Çekimleme esnası ne demektir? Çekimleme yani çekim eki alırken bir sesin türediğini görebiliriz arkadaşlar. Örneğin hat kelimesine baktığımız zaman hat ı ünlüsünü aldığı zaman t sesinin türediğini görüyoruz arkadaşlar. Zan kelimesi ı ünlüsünü aldığı zaman yine bir sesin türediğini görüyoruz, tekrar ettiğini görüyoruz bu harflerin. Af kelimesi yine ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman yine F sesinin türemiş olduğunu görüyoruz. Şık kelimesi ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman şıkkı şeklinde türüyor. Ve sır kelimesi ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman sırrı oluyor. Yine af kelimesini daha önce zaten örnek vermiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ünsüz türemesinden bahsettik ama yine dikkat etmemiz gereken bazı başlıklarımız var. Arkadaşlar, çoğunlukla kimi sözcüklerin köklerinde tesadüfen bizler aynı ünsüzlerin yer aldığını görüyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü tesadüfen bir arada olan ünsüzler ünsüz türemesi sayılamıyor. Örnek kelimesi kök halinde bir kelimedir ve tesadüfen her iki ünsüz yan yana gelmiş. Ünsüz türemesi diyemiyoruz. Hisse kelimesinde de yine aynı seslerin yan yana geldiğini görüyoruz. Cadde kelimesinde ve kuvvet kelimesinde olduğu gibi, ancak bu kelimeler zaten kök durumunda olduğu için, yani bize havadan bir ses gelmediği için ne diyoruz? Ünsüz türemesinden söz edemeyiz diyoruz. Bir diğer uyarımız ise arkadaşlar, kimi sözcüklere ek getirildiğinde sözcükte tesadüfen aynı ünsüzlerin yer aldığını görürüz. Ama bunları da ne yapamayız? Ünlü türemesi sayamayız arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor karıştırmamak için? Yine kelimeleri eklerine ve köklerine ayırmanız gerekiyor ki getirilen ek acaba nereye ait veya o ses bir eke mi ait? Onu daha net anlayabilmek için yine ne söylüyoruz? Kelimelerimizi lütfen eklerine ve köklerine ayıralım diyoruz. Karşımıza çıktığı zaman hissiz kelimesi, ama öğretmenim burada iki tane ses var, aynı ses var, türeme var mı? Hayır, olamaz arkadaşlar. Hissiz kelimemin kökü his, buradaki s ekinin sızsız yapım ekine ait olduğunu görüyoruz. Yine güzellik kelimesinde de iki sesin bir araya geldiğini görüyoruz, ama biz bunları ayırdığımız zaman güzellik kelimesinin kökü güzel ve buradaki L harfinin aslında lıklık yapım ekine ait olduğunu görüyoruz. Kurallarımız bunlar arkadaşlar. Sizlere bunlarla alakalı bir günün sözü bölümü hazırlamak istedim. Ne diyoruz? Geçmişini bilmeyen geleceğini bulamaz. Sözcüklerin köküne inmeyen ses olaylarını yapamaz arkadaşlar. Hepinize sevgiler iletiyorum buradan. Takipte kalın, bizimle kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.